Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Yoranların uyarlaması geliyor. Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Hakim adıyla yayınlanacak olan dizi bomba gibi geliyor. İşte oyuncu kadrosu ve dizinin detayları. Tüm dünyada büyük ses getiren Yoranlar dizisi ülkemizde uyarlanmaya hazırlanıyor. Uzun süredir hangi kanalda yayınlanacağı merakla beklenen Hakim'in kanalı ATV oldu. Uzun süredir hazırlıkları yapılan Hakim'in etkileyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla yakında ATV ekranlarında olacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Erkan Tunç oturuyor. Senaryosunu Yılmaz Şahin uyarlıyor. Emmy ödüllü Bryan Cranston'ın başrolünde olduğu Yoranlar'ın Türkiye versiyonunda başrolü usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu üstleniyor. Limon Film imzalı dizide başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıra Ebru Özkan, İlayda Alişan, Burak Takak gibi oyuncular da yer alıyor. Orijinal dizide oğlu bir trafik kazasına karışan ve birinin ölümüne sebep olan yargıcın oğlunu kurtarma çabası ve düştüğü ikilem anlatılıyordu. Dizinin yerli versiyonunda da bir hakimin aynı kaderi paylaşması bekleniyor. Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu hakim karakteriyle karşımıza çıkıyor. Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ünyeli bir memur baba ve Ankaralı Arnavut bir annenin ilk çocuğu olarak 5 Ocak 1970 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Calcav'ın yeğeni olan Beşikçioğlu, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında William Guskill ile yaratıcı drama üzerine workshop çalışmalarına katıldı. Başpınar Köprüsü'nün konu edildiği bir dizi filmde 2006-2008 tarihleri arasında Vali Recep Yazıcıoğlu'nu canlandırdı. Bu rolüyle konuşulan ve beğenilen oyuncu asıl çıkışını bir döneme damgasını vuran dizi Behzat Ç. bir Ankara polisiyesi oldu. Onda Emrah Serbest'in aynı isimli romanından esinlenerek hazırlanan dizide Beşikçioğlu başrol karakter Behzat'ı canlandırdı. Sonrasında ise 46 yok olan Kod adı Reaksiyon dizilerinde ve Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku isimli sinema filminde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Muhteşem kadrosuyla dikkat çeken dizide yer alan diğer oyuncu Ebru Özkan 18 Kasım 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimine burslu bir öğrenci olarak Bilkent Üniversitesi'nde başladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde devam etti. Buradan mezun oldu. Tiyatro eğitimine ilkokul düzeyinde başladı. İlk olarak Milli Piyango isimli bir oyun yazdı. Oyunculuk kariyerinde zirveye ulaştığı proje ise Hanımın Çiftliği projesi oldu. Bu dizide projesinde Halide adlı karaktere hayat verdikten sonra herkesin tanındığı bir isim haline geldi. Daha sonra Ses Getiren Not Defteri adlı dizide tanındı. Oyuncu bu dizide Suna karakterini canlandırdı. 2014-2017 yılları arasında yayımlanan Paramparça dizisinde Dilara karakterine hayat verdi. Dizi 3 sezon sürdü. Kariyerinde tekrar zirveye ulaşmasını sağlayan bir proje oldu. 2018 yılında Şahin Tepesi adlı dizide Melek karakterini canlandırdı. Daha sonra Hekimoğlu dizisinde İpek Tekin karakterine hayat verdi. Yılında Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı İpek Tekin karakteriyle Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından en iyi kadın oyuncu ödülüne hak kazandı. Ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.
Hakim dizisinde yer alan İlayda Alişan 26 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde moda tasarımı okudu. Babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi hayatının dönüm noktası oldu. Küçük yaşlarda sektöre giriş yaptı. Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı. Nestle, Coca-Cola, Ülker, Akbank, Eti gibi birçok markanın reklam filminde oynadı. İlk olarak 2011 yılında başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı. Kariyerine TRT'de yayınlanan Gönül Hırsızı ile devam etti. Ardından Ayça Bingöl, Evrim Alasya ve Ekin Koç'la birlikte Benim Adım Gültepe'de Nurten karakteriyle dikkat çekmeye başladı. Kariyerini 2015 yılında Songül Öden ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı Serçe Sarayı'nda Sinem karakteriyle devam etti. Ardından Ay Yapım imzalı Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Eylül, Rüya dizisinde canlandırdığı Cemre karakterine hayat verdi. Kendisinin daha büyük bir kitleye ulaştıran başrollerinde usta oyuncu Perihan Savaş, Ercan Kesal, Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimlerin bulunduğu Ay Yapım'ın fenomen dizilerinden Çukur ile içinde bulunduğu set ortamını bir okul olarak tanımladı. Dizinin ikinci sezonunda Akşin Koçovalı karakteriyle gösterdiği oyunculuk takdir topladı. 2021'de Fox'ta yayınlanan Masumiyet dizisinde başrol oynadı. Ela Yüksel karakterini canlandırdı. 2021 yılında Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katıldı. Yoranır'ın uyarlama dizisinde Burak Dakak da kadroda. Burak Dakak 18 Haziran 1998 yılında Ankara'da doğdu. 2008 yılında küçük oyuncu olarak rol aldığı Doğruluk Ekseni dizisiyle kariyerine adım attı. Ezel, Geniş Aile, Ekip, Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol aldı. Show TV ekranlarında yayınlanan Gülperi adlı dizide Hasan Taşkın karakterine hayat verdi.